Yıldız Detay programından merhabalar size değerli izleyenler. Yine değerli konuklarla sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz HDP Milletvekili, birinci sıra adayımız Sayın Celalet Gaydalı. Hoş geldiniz efendim Hoş programımıza. bulduk Sefer Bey. Nasılsınız efendim? Teşekkürler. Biraz yorgunuz ama inşallah bu Bugün semeresini alacağız. Bitlis mitinginiz vardı efendim. Evet. Buradan başlayalım efendim. Nasıl geçti Tabii tabii mitinginiz? başlayalım. Vallahi gençler çok heyecanlıydı. Zaten benim edindiğim izlenim şu. İlk defa oyunu kullanacak gençlerin %90'ı hatta belki de %95'i HDP'yi destekliyor. 14, 12 ile 14 bin bir yeni seçmen, genç seçmen yani yaptığımız araştırmalar bunu gösteriyor. 14 bin gencin size eğilimi ne yönde efendim? %90. %90. %90 bize meyilliler. Ama bu da %90 da iyi bir rakam. Harika bir rakam, evet. Gece gündüz çalışıyorsunuz. Ramazan da bitti. Çalışmalarınızı daha da arttırdınız. Sahadaki izlenimleriniz neler efendim? Her gün biraz daha ısınıyor halkımız. Bir defa o korku çemberini kırdılar. Onu da görüyorum. Ve coşku her geçen gün artıyor. Köylerde, kasabalarda, şehirde her dolaştığımız insanların yüzlerinde gülmeyi, gülümsemeyi görmek bizleri de mutlu ediyor. Tamamen solgun benizler vardı. Bir ürkeklik vardı. O ürkeklik kalkmış insanların üzerinden. Güzel bir gelişme. Dağ köylerine kadar gittiniz Bitlis'in, Mutki'nin, Hizan'ın, Evet. diğer ilçelerimizin dağ köylerine kadar gittiniz. Oradaki insanların fikir zikirleri ne yönde, size bakış açıları nasıl efendim? Vallahi her gittiğimiz yerde sıcak karşılanma. Karşılama, evet. Evet. Gayet güzel sıcak karşılanmayla karşılaştık. Halkımız biraz umutsuz gibi gözüküyor. Çünkü Neden artık efendim? tamamen üretimden koparılmış bir halk. Köylerde, kırsal alanda sadece yaşlılar ve çok az genç nüfus kalmış. Ve bir de çocuk nüfusu çok fazla. Onlardaki o heyecanı da görmek bizi mutlu etti. Yalnız şunu ben söyleyeyim. Türkiye üretim ekonomisine geçmediği sürece bu memleketin bir geleceği yok. Şu anda rant ekonomisi ve tüketim ekonomisiyle bir çark dönüyor. Birileri zengin oluyor, doğru. Ama bu zenginlik topluma yayılmadığı sürece bunun hiçbir anlamı olmaz. Ne yapıyorlar? O zenginler de belli bir limiti aştıktan sonra işte biliyorsunuz sermaye ürkektir. Evet. Son 3 yılda 13 bin zenginimizin ülkeyi terk ettiği, sermayeleriyle beraber kaçtığını bu yetkili rakam şeyler, merciler söylüyor. Yani 13 bin zenginin tümü de hiç en az sermayesi 100 milyon dolar Mutlaka değil on mi? ve üstündedir. Evet. Evet. Bunun 1.000 tanesi ilk yıl, yani 3 yılı saydığımız zaman 12.000 tane son 2 yıl. Yani bir artış trendi var. Kaçan insanların üzerinde. Hatta bunu da fark etmiş olacak ki Cumhurbaşkanı çıkıp baskı kurmaya çalıştı. Bu ikaz edilip de ters tepmeye başlayınca bu söylemine vazgeçti. Yani büyük rakamlar, paramız yurt dışına uçup gitti diye diyorsunuz efendim. Aynen öyle. Peki bunun dönüşü nasıl olabilir? Bu giden insanları tekrardan vatandaşlarımızı ve onların himayesindeki ekonomik gücü nasıl geri getirebiliriz efendim? Valla bu kafa yapısıyla geri getiremezsiniz. Şimdi güzel bir ortam sağlamadığınız sürece, yani daha doğrusu bu iklimde ne teknoloji ne sanayi gelişmez. Bu insanları geri getirmek için iki defa bizim mecliste olduğumuz dönemde barış yasası, sermaye barışı diye getirirsen yani paranı getir de nasıl getirirsen getir. Nereden olsa hiçbir sual sormayacağız. Parayı getir diye iki defa yasa çıkarıldı. Ve hiçbir şey de yaramadı. Yani dışarıda sermayesi olan zaten dışarıda tuttu kendi garantiye almak için. Pek etkili bir kampanya yaptıklarını tahmin etmiyorum. Yani Daha doğrusu Türkiye artık kara para aklama cenneti yapmaya çalıştılar. Yani getir para, ister vurgundan getir, ister soygundan yeter ki para getir hesabı yapıldı.
Ama efendim, şimdi böyle bir yasa çıkmamış olsaydı bu insanlar zaten getirmiyorlardı. Doğru mu efendim? Doğru, o ortamı, o iklimi yaratmanız lazım. İnsanların sermayenin gelmesi için o ortamı yaratmanız lazım. Ortam olmayınca gelmez sermaye. Yaratın ki borçlu borcunu ödeyebilsin. Daha Ödemeye doğrusu hayır. gelebilsin. Şimdi dünyada sıcak para boldu bir sıralar. Biz bunu değerlendiremedik. Türkiye'de çok geldi. Sıcak para çok geldi. Şimdi şunu çok basit bir şekilde anlatayım. Düşünün. 15-20 tane ineği olan bir çiftçi. Kalkıp kafasında bir proje kuruyor. Ben bunu işte 150-200 veya 500 hayvana çıkarmak istiyorum diyor. Sermayesi yok. Gidiyor bankayla oturuyor, konuşuyor. Ben çiftçilik yapıyorum. Şu anda 15-20 hayvanım var. Bu işi becerebiliyorum. Buradan nasıl gelir kazanacağımı biliyorum. Ben bu hayvan sayımı şuna çıkarırsam, geri ödeme planlarında bana esnek bir geri ödeme planı koyarsanız kredi almak istiyorum diyor. Banka müdürüyle oturuyorlar, anlaşıyorlar. Tamam, aklına yatıyor banka müdüründe. Getirdiği projeler, ahır yapacak, işte inek alacak. Bu ineklerden yavru olacak, süt üretecek, tereyağı yapacak, peynir yapacak. Bunların satışıyla. Ha, sana diyor ki ilk 5 sene ödemesiz, ondan sonraki yıllarda şu kadar yıla sari, faizle şu kadar olmak üzere bir anlaşma yapıyor. Bu çiftçi alıyor parayı, geliyor, şeytan giriyor kalbine. Ya diyor, şimdi ben kalkıp ahır yapacağım, şunu yapacağım. Önce kendi yaşantımı düzenleyeceğim. Kalkıyor köyünde lüks bir villa yapıyor. Her şeyle gayet lüks. Ama kenarına da bir yüzme havuzu. Kendi arzu ettiği her şeyi yerleştiriyor. Klimasından işte jacuzzisinden her şeyi gayet mükemmel. Nasıl hayvanlara yapacak, yatacak bir yer ileride yapar. Şimdi tabii ilk 5 senede ödemesiz olduğu için kimse bundan para da istemiyor. O rehavet içinde. 5 sene de çabuk geçiyor. O süre geçtikten sonra bankadan diyorlar ki geri ödemeler başladı, gel bakalım. Bakıyor, ödeyecek bir şey yok. Ödeyecek, evet. Ha, şimdi ineklerini satsa 15-20 tane var. Belki ilk bir iki taksini ödeyecek, sonrası yok. Tıkanacak. Şimdi Türkiye'de aynı durumda. Sıcak para, bol kredi varken bu kredileri aldı, betonlara yatırdı. Yollar yapıldı, bina 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 üzerine bina yapıldı. Şimdi geri ödenecek para yok. Bu yapılanlara ihtiyaç yok muydu efendim? Şimdi bakın, eğer ki bu çiftçi aldığı krediyle direkt ahırları yapıp hayvan popülasyonunu arttırsaydı, bu villayı uzun bir sürede belki daha lüksünü yapabilirdi. Borcunu öder, ondan sonra kazandığı parayla bu rahatı bulurdu. Ama erken de önce ben rahat edeyim hesabı yapınca hesaplar ters döndü. Bugün Türkiye'de aynı durumda. Bugün binalar yapılıyor. Binlerce, belki milyonlarca bina yapılıyor. Artık alıcısı yok. Veya alıcısı bunun geri ödeme gücü yok. Gidiyor bankadan kredi alıyor. Mortgage dedikleri bu Avrupa'daki. İşte belli bir süre içinde geri ödeyecek. Gelir düzeyi buna yetmediği için ödeyemiyor. Bankaya da ipotekli olduğu için o aldığı krediden dolayı. Bugün bankaların elinde bir sürü emlak var. Bankaların elinde bir sürü araç var. İhtiyaç kredisi diye alıyor, araba alıyor, ödeyemiyor, araç var. Şimdi banka ne yapsın bunları? Mecburen haciz edecek. Haciz etti, satamıyor da. Alıcı yok çünkü. Satamıyor. Doğru. Sistem kilitlendi. Bina var elinde, satamıyor. Parayı çeviremiyor. Ne olur bu gidişle bankacılık sistemi de çöker. Yani zincir. Tabii bu domino etkisi dedikleri, bir domino düştüğü zaman tıkır 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 daha sonuna kadar hepsini devirir. Ali Babacan zamanın ekonomi bakanı, kendisi bir meclis duruşmasında, bu gene bütçe görüşmeleriydi, söylediği laf şu: ekonominin adil temeller üzerine oturması lazım. Zemin adil olmazsa o ekonomi çöker. Yani adalet her şeyin temeli. Bizde adil bir düzen olmadığı için, adalet sistemi doğru düzgün çalışmadığı için ekonomi de çöküyor. Bu
gayet doğal bir etki. Bundan yani vay ne oldu da böyle olduk demenin de hiçbir şeyi yok. Şaşırmanın bir gereği de yok. Teşekkür ettik efendim. HDP olarak kendinizi siyasetin neresinde, hükümetin veya özür diliyorum, siyasetin neresinde, meclisin neresinde, Türkiye'nin neresinde hissediyorsunuz, görüyorsunuz? Biz Türkiye'nin her yerinde kendimizi görüyoruz. Gün geçtikçe HDP taraftarları da artıyor. Ben size şunu söyleyeyim. Ve mecliste gerçek tek muhalefet partisi de HDP. Sıkıştıkları zaman hepsi birleşiyorlar. Hep HDP tek başına kalıyor. Biz gerçekten muhalefetimizi doğru dürüst yapıyoruz. Haklı olarak yapıyoruz. Ama bunu tabii anlama kapasitesi olan iktidarlar için. Anlama kapasitesi yoksa siz ne yaparsanız yapın boşa kürecek olur. Muhalefetten söz açılmışken efendim, şunu sormak istiyorum. Hani şu an mevcut hükümetin hiç iyi yönleri olmadı mı? Hani muhalefet bildiğim iyi yönüne iyi, kötü yönüne kötü demeli. Bunların hiç iyi yönü olmadı mı bu AK Parti hükümetin efendim? Şimdi kalkıp da onlar ama neyi yaptığınızı alkış tutacağımızı bekliyorlarsa yanılıyorlar. İyi yaptıklarımız zaman sessiz kalırız, kötü yaptıklarımızdan avazımızın çıktığı kadar bağırırız. Aradaki fark bu. Ama ne güzel yaptınız bizi siz de alkışlayın diyorlarsa biraz çok beklerler bu işi. Efendim, seçimlere son 2 gün kaldı Evet. efendim. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz HDP milletvekili adayı olarak efendim? Valla bu seçim normal seçimler gibi değil. Şimdi eskiden şu partiyi verirdiniz, beğenmediniz, 4 sene sonra değiştirmek için parti de değiştirdiniz. Bugün rejim değişikliği üzerine bir seçim yapılıyor. Yani bizim görüşümüze göre ya diktatörlüğe gidilecek veya U dönüşü yapıp normal parlamenter demokrasiye tekrar dönecek. Bunu çok iyi düşünmelerini istiyorum vatandaşlarımızın. Diktatörlük kanalının yolunu açarlarsa bu ülke bunu da kaldıramaz. 50 sene bunun ızdırabını çeker. 50 senede kendi toparlayamaz. İkinci tur olay yaşanabilir mi sizce efendim? Büyük bir ihtimalle yaşanacak. İkinci turda neler olabilir efendim? Siz herhangi bir partiyle bir çatı altına girmeyi düşündünüz mü? Düşünüyor musunuz Şu parti an şu olarak efendim? andaki görünüş ikinci tura bu kalacak. Ama ikinci turda gelişmeler nasıl olacak onu yaşayıp göreceğiz. Çünkü o arada da bir 15 günlük süre var. Biliyorsunuz rahmetli Demirel'in de bir lafı vardı. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. 15 gün de çok uzun bir süredir. Yani. Tabii alternatifler değerlendirilecek, gereken görüşmeler yapılacak ama bu aşamada şöyle yapacağız demek de doğru değil. Yani şunu diyebilir miyiz efendim HDP olarak kapılarımız bütün herkese açıktır ve bizim şartımız budur diyebileceğiniz bir şartınız var mı? Vazgeçilmeziniz var mı efendim? Mutlaka, mutlaka olacak. Bizim kapımız her zaman demokratik platformda mantıklı olan her türlü görüşe biz açığız. Yani açığız dedim, kabul edeceğiz anlamına değil. Masada oturup tartışılabilecek her konuya biz açığız. Önemli bir mevzu var mı efendim böyle olmazsa olmaz dediğiniz Çok var, bir tane de değil. Çok var. birkaçını almak istersek efendim mümkün olur mu? Şimdi bunun ekonomik yapıdan tutun da bütün kurumların içi boşaltıldı Türkiye'de. Bu kurumların içini doldurması lazım. Eğitim yanlış. Sağlık yanlış. Güvenlik yanlış. Şimdi devletin ana görev vardır. Sağlık, eğitim ve güvenlik. Bunlar hepsi özelleştirilmiş durumda. Hele hele son yaptıkları bu sağlık olayında şehir hastaneleri diye bir ucube çıkarıyorlar. Zengini zengin etmek. Gene bazı para babalarına daha çok para kazandırma kapıları açılıyor. Bugün servetin %50'ye yakını Türkiye'nin servetinin %1'lik bir grubunun kontrol altında. Bu da adil gelir dağılımı sağlamıyor. Adil gelir dağılımı sağlamadığınız bir toplumda toplumsal barış mümkün değildir.
toplumsal barışı sağlamamız lazım. Huzurlu yaşamak istiyorsanız komşunla dengeli bir şekilde. Şimdi senin helikopterin var, komşun otobüse zor biniyorsa bir sistemde bir yanlışlık var. Şimdi şunu sormak istiyorum size. Yaklaşık 25 gündür çalışıyorsunuz efendim. Halkla iç içesiniz. Halkın sizden beklentileri neler? Bu bölgenin, bu yörenin, özellikle Bitlisli hemşerilerimizin sizden beklentileri neler? Neler istiyorlar sizden? Huzurlu bir ortam istiyorlar. Huzurlu bir yaşam ortamı istiyorlar. Çoluk çocuklarının yaşamlarını güvenceye almak istiyor halkımız. İş ortamı istiyorlar. Ekmek kapısı istiyorlar. İstedikleri, yani bir defa biz daha Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, daha Kürdistan dediğimiz bölgede altyapı sorunu çözememiş durumdayız. Ve bunlar halledilemeyecek konular da değil. Mesela Mutki'de bazı köyleri gezdiğim zaman suyumuz yok benim diyorlardı. Ya dedim, ben Arabistan'da çalıştım. Gölün ortasında adamlar su sıkıntısı çekmiyor. Derelerden, her taraftan, yamaçlardan sular iniyor. Dedi beyim, onlar yazın kuruyor. Tamam, sana Cenab-ı Allah bir nimet vermiş. Aklını kullanıp bunu bazı rezervarlarda biriktirmen lazım. Ve bütün yazda kullanman lazım. Bu gayet basit bir şey. Ve bu projeler emin olun çok küçük projeler. Ha, bunlar niye yapılmıyor? Ben kendim düşünüyorum. Tabii rant ekonomisinde küçük projelerde rant olmaz. Rant büyük projelerde olduğu için herkes büyük proje yapar. Herkes büyük adam olma peşinde. Şimdi düşünün, Mutki'ye 10 tane veya 100 tane gölet yapman maliyeti ne olacak ilk şey? Bu rantı kim paylaşacak? Yok. Efendim, son demiştim, affınıza sığınaraktan bir soru daha sormak istiyorum. Yorumların bir çoğunda da belki görmüşsünüz, fark etmişsinizdir. HDP partisinin iki milletvekili var Bitlis'te. Neden onlar hizmet getirmiyor? Şimdi hizmet getirebilmeniz için iktidarda olmanız lazım. Zaten iktidar milletvekili ile muhalefet milletvekilinin arasındaki fark bu. Şimdi iktidar, bütün yetkiler onlara verilmiş. Yani devleti bir otobüs olarak düşünün. Otobüsün anahtarını diyorsunuz ki AKP sen kullanacaksın. Şimdi biz sadece arkadan ikaz ederiz. Kardeşim, kırmızı ışıkta geçtin, yanlış yaptın. Frene bas, hızlı gidiyorsun. Burada hızlı gidilmez. Ama şoför istediği gibi kullanır. Yani kontrolünüzün dışında. Tabii bizim kontrolümüzde. Şimdi ben herhangi bir projeyi götüreyim. Ben en basit bir şey söyleyeyim size. 7 Haziran seçiminden sonra Mizgin arkadaşımızın kız kardeşi trafik kazasında Tatvan'daki kavşakta vefat etti. Kaybettik. Doğrudur. Ben de Mizgin'le beraber doğru gittik Bayındırlık Bakanlığı'na. Ya burada ölümcül kazalar oluyor. Bu kaçıncı oldu? Lütfen buna bir çare. O zamanın bakanı son derece kibar, beyefendi bir insan. Ben ilk defa karşılaştım. İstanbul Teknik Enstitüsü'nün bir mühendis. Olunca diyalog daha rahat kurduk tabii. Derhal dedi, talimatı veriyorum. Etüt çalışmaları yapılacak. Şudur budur. Altı üstü orada bir köprülü kavşak gerekiyor. Yani araçlar hiç birbirini şey yapmadan aynı süratlerine dönebilsin. Yani kavşakta çarpışma riski ortadan kalkmasın. Bence bu çok basit. Hatta Melih Gökçek, ben 90 günde yaptım falan gibi yaygaralar da yapıyor. Buradaki çok daha basit. Burada drenaj problemi yok, yerin altına girmen gerekmiyor, bilmem ne. Bunu yapacak basit bir şey. Bu 3 ayda yapılacak bir projeydi. Bize bu sözü yapacağım diyen bakan, görüyorsunuz 3 yıl geçti, oraya bir taş bile koymadı. Ha, benim bir gücüm yok ki bu insan. Ben sadece gidip rica ederim. Halkım adına rica ederim. Yapmazsa ne yapacak? Benim yaptırım gücüm ne? Gelir mecliste birkaç defa eser gürleriz, o kadar. Ha, ondan alınan bir insanın yüzü de kalınsa, sen ne söylersen, hiçbir şey aldırmıyorsa da hiçbir şey yaptıramazsınız. Ben kaç bakandan randevu istedim. Bana randevu bile vermediler. HDP milletvekili diye. Bir tanesi İçişleri Bakanı. Randevu vermiyor görüşmek için. Şimdi Cumhurbaşkanı kalkıp, hatta bakanları bile, Bitlis'in temsilcisi bunlar değil diye beyanatlar verdiler.
Hatta kalkın Nur Hınşeklerinden bir tanesini Abdülkerim'le o Hınşeklerinden Fethullah'ı çağırıp Bitlis'in temsilcisisiniz diye saraya götürdüler. Ha bu artık tek adam rejiminde bunlar olur. Ama demokraside olmaz. Şimdi onu ben de duydum. Tamam seçimden sonra bana Bayındırlık Bakanlığı'nın bütün yetkilerini, anahtarını teslim etsin. Onların yaptığının daha fazlasını iki misli iş yapmazsam celadet iş bilmiyor demektir. Ben aynı bütçeyle onların yaptığın iki misli yapacağımı iddia ediyorum. İsterlerse denesinler bir dönem. Çağırsınlar gel sana verdik anahtarı. Bütçe senin buyur yap. Ben bunu iddia ediyorum. Ama kalkıp da cebimden bir iş yapacak halim yok benim. Öbür taraftan kendileri iktidar milletvekili. 16 yıldır bir sene yaptılar. Onu izah etsinler. Şimdi gelip havaalanı yapacak ağızlarına sakız olmuş. Hava, Bitlis'e havaalanı. Bu Anavatan Partisi zamanında bu proje başlatıldı. Hala çiğniyorlar ağızlarını. En son Davutoğlu bile işte 3 milletvekili çıkarın havaalanı yapacağım. Ya böyle bir saçma pazarlık olmaz. Havaalanı yapılacaksa, fizibilite raporu feasible çıkıyorsa onun projesi başlar ve süratle yapılır. 3 gün önce biz bunun haberini yaptık. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım çalışmaların başlatıldığını haberini yaptık biz. Yalan atıyor. Çalışmalar Anavatan zamanında yapıldı. Hatta arsa tahsisi bile yapıldı. Şimdi bunlar ayağı yanık tazılar gibi sıkıştıkça ağızlarına sakız, Bitlis'e havaalanı, Bitlis'e havaalanı. Yapmayacaklar. Ben size peşin söyleyeyim. Efendim, konuğumuz olduğunuz için teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim Ayaklarınıza ama sağlık lütfen diliyoruz. iktidar milletvekillerine söyleyin. Beceremiyorlarsa anahtarı versinler Bayındırlık Bakanlığı'nın o 4 yıllık dönemde onların iki misli iş yapacağını ben iddia ediyorum. Bütçesiyle, makamıyla bana teslim etsinler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.